1946 baharı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden 8 ay sonra Birleşik Devletler hükümet nezdinde en gizli kararlarından birini alıyor. Japonya'nın en gelişmiş silah sistemlerinden bir tanesi Sovyetler Birliği'nin eline geçmesin diye denizin dibine yollanıyor. Gözcü bendim. Periskoptan baktığımda bir canavar gibi görünüyordum. Bana inanın. Savaş hızla devam ederken Amerikalı bilim adamları atom gücünün sırlarını çözmeye çalışıyordu. Ve Naziler yüzlerce kilometre ötedeki şehirlere patlayıcılar yağdıran balistik füzeler geliştirmişti. Japonya'da gizli bir silah geliştirdi. Amerikan şehirlerini bombalamak ve Birleşik Devletler'in teslim olmasını sağlamak için tasarlanmıştı. Şimdi 10 yıllar sonra uzmanlardan oluşan bir ekip Birleşik Devletler'in neyi bu kadar gizli tuttuğunu öğrenmeye çalışıyor. Savaşta her iki tarafta bizim kitle imha silahı dediğimiz şeyleri geliştirmeye çalışıyordu. Japonya'nın gizli silahı. Oahu adasının açıklarında Hawaii Üniversitesi'nden sualtı kaşifleri bir eğitim dalışında. Araştırma denizaltılarıyla derin sudan manevra yapıyorlar. Şu anda pozisyonumuz 24. derece. Yarım mil yani 800 metre derinlikte adı sık geçen ama asla bulunamayan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir enkaz buldular. Bu öyle gizli bir silah ki Amerikalılar savaşın sonuna kadar onun varlığından bir haberdi. Üç uzman bir araya gelip Japonya'nın I-400 programının gizlerini çözmeye çalışıyor. Ümit burnunu dolaşabilirdi. 60 bin kilometre. Doğru. Bu size inanılmaz stratejik imkanlar sağlar. Dünyanın her yerine saldırabilirsiniz. Çok gizli I-400 projesinin hikayesi Japonların Pearl Harbor'a yaptığı baskından hemen sonra başladı. Japonlar Aralık 1941'de saldırdı çünkü bunu bir fırsat olarak görüyorlardı. Japonya o anda Pasifik'teki en büyük güce sahipti. Japonya'nın Pearl Harbor saldırısının mimarı Harvard'da eğitim görmüş Amiral Usoruku Yamamoto'ydu. Amacı Amerika'ya çok güçlü bir darbe vurup sivillerin cesaretini kırmak ve Japonya'yla barış yapmalarını sağlamaktı. Pearl Harbor saldırısında 5 savaş gemisini batırıp 3 destroyer ve birkaç daha küçük gemiye zarar verdi. Ama Amerikalıların şansına 3 uçak gemisinin hepsi de saldırı günü denize açılmıştı. Bu Japonya'nın savaş planındaki tek hata değildi. Amerika'nın karşılık verme isteğini de çok yanlış hesaplamışlardı. Pearl Harbor'dan bir gün sonra Amerikalılar Japonya'ya savaş ilan etti. Cesaretleri kırılmadı ve hasarlı filolarını onarmaya ve Japonya'yı yenmeye büyük kaynaklar ayırmaya başladılar. Japonya Amerika'yı pazarlık masasına oturtmak istiyordu. Yamamoto Amerika'yı savunmada kalmaya zorlamanın bir yolunu bulmalıydı. Sivil halkın moralini bozup bu savaşı Birleşik Devletler'in karşılayamayacağı kadar pahalı hale getirmeliydi. Ve bunu hızla yapmalıydı. Birleşik Devletler'in endüstriyel tabanı savaş tabanlı bir ekonomiye dönüşüyordu. Bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Japon toplumunun sınırlı kapasitesini ve buna karşılık Amerikalıların daha büyük kapasitesinin farkındaydı. Kendi kişisel görüşlerinde Birleşik Devletler'le savaşa karşıydı. Bunun kazanılamayacağını düşünüyordu. Ama aynı zamanda da Birleşik Filo'nun komutanıydı. Ve Japonya'nın savaşta Amerika'ya üstünlük sağlayacağı bir taktik geliştirmesi gerekiyordu. Pearl Harbor'dan sonraki aylarda Yamamoto çaresizce savaşı Amerika ana karasına taşıyacak yollar aramaya başladı. Orası binlerce kilometre ötede olmasına rağmen. Atlantik'ten gemileri avlayan ölümcül Nazi denizaltıları olan Alman U-botlarının başarısını inceledim.
1942 yılının Ocak ayından Temmuz ayına kadar Alman U-botları 397 gemi batırdı. Britanya'ya yardıma giden milyonlarca tonluk kargoyu yok etti. Kimileri Amerikan anakarasından görülebilen mesafelerde batırılmıştı. Alman denizaltıları Amerika'nın doğu kıyısına kadar yaklaşabiliyorsa, Japon denizaltılarının batı kıyısında terör estirmemesi için bir neden yoktu. Teorisini test etmek isteyen Yamamoto, Birleşik Devletler'in batı kıyısına bazı görevler düzenlenmesini istedi. Bir Japon denizaltısını Santa Barbara, Kaliforniya'ya gönderdi ve bir petrol rafinerisine saldırdı. Çok az hasar vermiş olsa da Japonya'nın tüm batı kıyısını istila edeceğine dair korkuları tetiklemeye yetti. Pasifik boyunca savaşı Birleşik Devletler topraklarına getiren Japon denizaltıları için av başladı. Kıyıdan uzakta bir denizaltı Santa Barbara yakınlarındaki petrol rafinerilerine saldırdı. Torpidolar Tokyo'da yapılmış. Fazla zarar vermedi ama bu kendi kıyılarımızda ateşlenen ilk silah. Ertesi gün kıyıdaki silahlar düşman uçakları olduklarını düşündükleri şeylere 1400 adet uçak savar mermi ateşledi. Ama herhangi bir uçak görüldüğü doğrulanmadı. Bu aşırı tepki, Yamamoto'nun Amerikan toprağına yapılacak saldırıların büyük bir etki yaratacağını düşünmesine sebep oldu. Ve belki de Amerikan halkını savaştan soğutacaktı. Ama planını gerçekleştirmek için küçük bir denizaltının yapabileceğinden çok daha büyük bir silah gücüne ihtiyacı vardı. Üzerinde bir uçak pilotu taşıyan uçak gemisi çok iyi olurdu. Ama Birleşik Devletler kırmızı alarm durumundayken hiçbir uçak gemisi batı kıyısına yaklaşamazdı. Sonra Yamamoto savaş kurallarını yeniden yazacak bir fikir buldu. Bir uçak gemisinin ateş gücüyle denizaltının gizliliğini birleştirecekti. Ve Japonların savaşın akışını değiştirmek için ihtiyaç duyduğu süper silahı yaratacaktı. Bir denizaltına uçak ekleme fikri yeni değildi. Ama tek bir işe yarıyordu. Gözcülük yapmak. Yükselen uçak her yönde 70-80 kilometre ilerleyerek ufukta bile görünmeyen savaş gemilerinin yerini belirleyebiliyordu. Ama Yamamoto deniz altından havalanan uçağın bir gözcü uçağı değil, bir saldırı aracı olmasını istiyordu. Başka bir deneme görevi emretti. Bu sefer küçük bir denizaltından havalanan uçak bir orman yangını başlatmak amacıyla Oregon'a alev bombası bıraktı. Orman tutuşmadı ama görev Yamamoto'nun bir denizaltının kıyı savunmalarını aşıp hazırlıksız sivil nüfusu vurabileceğine ikna olmasını sağladı. Tek bir denizaltıdan havalanan uçak panik yaratıyorsa belki de bir filo Amerika'nın korkup diz çökmesini sağlayabilirdi. Hedefine ulaşıp fark edilmeden, görülmeden bir hava saldırısı başlatmak, Japonya'ya savaş sırasında başka hiçbir donanmanın, başka hiçbir hava kuvvetinin sahip olmadığı bir avantaj sağlardı. Yamamoto mühendislerine fark edilmeden Pasifik boyunca ilerleyecek su altı uçak taşıyıcılarından oluşan bir filo kurmalarını emretti. Orada ileri teknoloji bombardıman uçaklarıyla batı şehirlerine saldıracaklardı. Ve sonra tıpkı Alman U-botları gibi arkalarında iz bırakmadan kaybolacaklardı. Fakat Yamamoto bu süper denizaltıdan daha fazlasını bekliyordu. Yeni silahının Manhattan'a ve hatta Washington DC'ye saldırarak Amerika'yı korkutmasını ve felç etmesini istiyordu. Yamamoto bu henüz tamamlanmamış yeni denizaltıya I-400 adını verdi ve çok gizli olarak ilan etti. Şimdi Japonlar bu süper silahı savaşta etkili olacak kadar kısa bir sürede hazırlamanın yollarını bulmalıydı.
Japonlar büyük planlarını tasarlarken, Birleşik Devletler de kendi çok gizli silahları üzerindeki çalışmaları hızlandırdılar. Manhattan Projesi kod adıyla bilinen atom bombası. Araştırmaya öncülük eden Robert Oppenheimer, Kaliforniya Üniversitesi'nde bir fizik profesörüydü. Oppenheimer, ülkenin en iyi mühendislerini ve fizikçilerini bir araya getirerek atomu bölmek için gereken devasa teknik sorunları çözmeyi ve gerçek bir kitle imha silahı yapmayı hedefliyordu. Amerikalılar, Almanları ve Japonların da kendi atom bombaları üzerinde çalıştığından korktuğundan zaman çok önemliydi. Günümüzün standart denizaltısı 100 metre uzunluğa ulaşabilen sigara şeklinde bir silindirden oluşur. O zamanlar hiç kimse bir denizaltının ağır bir hangar ve güvertesinde 3 savaş uçağı taşıyıp taşıyamayacağını bilmiyordu. Bu parçaları bir araya getirdiğimizde bir denizaltı ile aynı boy oranlarına sahip ölçekli bir denizaltı elde ediyoruz. Boyu genişliğinin 10 katı. Rhode Island Üniversitesi okyanus mühendisi olan Dr. Harold Vincent, neler olacağını görmek için ölçekli denizaltısına bir uçak hangarı yerleştiriyor. Bu boru su geçirmez hangarı temsil ediyor. 3 tane uçak ve uçakların taşıdığı bombalar. Hangarın bir tarafını kapatıyoruz. Bakalım suya koyunca ne olacak? Evet. Pekala. Tanrım, üst tarafındaki halik onu batırıyor. Doğruca devriliyor. Bu yüzden ağır hangarla birlikte tüm o uçakları suyun üzerinde tutabilecekleri başka bir yol bulmaları gerekiyordu. Japon tasarımcılar denizaltının hassas dengesini bozmadan uçakları yerleştirebilecekleri bir yol bulmalıydı. İlk olarak çok büyük bir hangara ihtiyacımız var. Tüm ana yapıyı aşıp buralara kadar uzanacak. Buradaki navigasyon bölgesini ise geminin yan taraflarına taşımalısınız. Üst tarafta çok daha büyük olacak. Burada çok büyük uçaklar olacak. Yani uzunluk yeterli değil. Daha uzun bir kalkış pistine ihtiyacımız var ve bu nedenle denizaltı çok daha büyük olmalı. Pasifik'teki savaş umdukları gibi gitmeyecekti. Yamamoto, Pasifik'teki önemli bir üs olan Midway'deki Amerikan filosuna saldırdı. Amacı, Pearl Harbor'da elinden kaçırdığı uçak gemilerini batırmaktı. Bu sayede Pasifik'te üstünlük kuracağını düşünüyordu. 3 gün süren savaş sırasında Amerikan bombacıları Yamamoto'nun 4 uçak gemisini de batırdı. Bu Japonya için korkunç bir yenilgiydi. Uçak gemisi filosunun yok edilmesiyle fark edilmeden bir hava saldırısı düzenleyebilecek gizli silah olan ihtiyaç iyice arttı. Ama ilk önce devrilmeyecek bir denizaltı inşa etmenin teknik zorluklarını çözmeliydiler. Diğer ucu da bantla. Yaratıcı bir çözüm buldular. Şimdi iki gövdeli tasarımı deneyeceğiz. Pekala. Evet, gayet iyi. Pekala, şimdi yana devrilmek yerine kendi dengesini sağlıyor. Bir çift teli tüfek gibi yan yana yerleştirilen iki silindir. En büyük sorunlarının çözülmesiyle Japonlar sonunda yeni canavar silahlarını inşa edebilir ve savaşa gidebilirdi. Dev denizaltıların yapımına Ocak 1943'te başlandı. Şimdi ise Yamamoto'nun karşısındaki zorluk bu süper silahı olabildiğince etkili bir biçimde kullanmaktı. Japonya'daki ciddi çelik ve iş gücü eksikliği nedeniyle onlardan sadece 18 tane yapabilecekti. Her bir denizaltı tek bir bomba taşıyan 3 uçak taşıyabiliyordu. Bu görev başına toplam 54 bomba demekti. Çok sınırlı bir ateş gücü. Londra bombardımanında tek bir gecede Nazi bombacılar
1400 patlayıcı bomba bırakmıştım. Bombardıman 57 gece sürdü ve İngilizler yine de teslim olmadı. Amiral 54 tane bombanın Amerikan şehirlerine halkın moralini bozabilecek kadar hasar veremeyeceğini fark etti. Ve diğer seçeneklere yöneldi. Japonlar Birleşik Devletlere olabildiğince çok zarar vermeye takıntılı hale geldiler. Ve bizim ilerleyişimizi yavaşlatmak ya da barış yapmaya ikna etmek için Japonlar Amerikan şehirlerinde mikropları kullanmayı düşündüler. Bu tartışıldı ve bunu yapmanın tek yolu denizaltılardan havalanan uçakları kullanmaktı. Bu küçük filonun atış gücünü arttırmak için Japonlar farklı bir tür bombaya yöneldi. Tek bir hamlede binlerce kişiyi öldürüp Amerika'nın teslim olmasını sağlayacak bir yönteme. Japon ordusu Mançurya'da bunun üzerine çok çalıştı. Çok kötü şartlar altındandı. Japon donanması kesinlikle şarbon bombaları kullanmayı düşünüyordu. Ordu ve donanmadaki en radikal yetkililer benim delice dediğim bu planı uygulamayı önerdi. Japonya biyolojik silah kullanma konusundaki isteğini daha önce belli etmişti. Japonya İmparatorluk Ordusu Komutanı Shiro Ishii 731. Birliği yöneterek 1930'lardan beri Çinli siviller üzerinde biyolojik ve kimyasal savaş programları denemeleri yapıyordu. Vebalı küreler laboratuvarlarda yetiştirilip hiçbir şeyden haberi olmayan köylere bırakıldı. Diğerlerine ise şarbon ve kolera bulaştırıldı. Kadınlara ve erkeklere zührevi hastalıklar enjekte edildi. Bu korkunç deneyler sonucunda 200 bin kadar Çinli öldü. Bazı Japon askeri liderler insancıl olmadığı için biyolojik silahların kullanımını protesto etti. Fakat bir Birleşik Devletler şeklinde doğrultulacak kitle imha silahının devasa kayıplara yol açacağına kimsenin şüphesi yoktu. Ve bu Amerikan halkı arasında sıradan bir bombadan daha fazla panik uyandıracaktı. Ocak 1943. İlk I-400 üretimdeyken donanma aynı zamanda denizaltının güvertesindeki dar hangarda taşınabilecek izli bir bombardıman uçağı üretiyordu. Yeni uçağın adına Seyran dendi. Anlamı güzel bir gündeki fırtına demekti. Adının da belirttiği gibi uçak birden sisler arasında belirecekti. Hedefe yakınlaşana kadar bir su altı tarafından taşınacaktı. Ve bir ninja gibi hareket edecekti. İşte bu nedenle Seyran adı verildi. Bu çok şiirsel bir isim. İnsanları etkileyen bir isim. Hemen Atsushi Asamura, seçkin Seyran Birliği'nden hayatta kalan son pilot. Yıllık Shinto seremonisinde kaybettiği yoldaşlarına saygısını gösterme fırsatı buluyor. Bu gizli projeye bir pilot olarak seçilmenin yarattığı heyecanı çok iyi hatırlıyor. Seyran'ı ilk defa gördüğümüzde çok şaşırdık. Bu uçak gerçekten bir denizaltıya mı yüklenecek diye kendime sordum. Sanırım Seyran'ı bilen fazla kişi yoktu. Donanmadan biri. Testler ve denemeler çok gizli bir halde gerçekleşti. Yeni tasarlanan Seyran, Japonya'nın cephaneliğinde ciddi bir ekleme olacaktı. 800 kilogramlık bir bomba, 1400 beygir gücünün motoruyla saatte 500 kilometre azami hıza ulaşabiliyordu. Fakat Japon uçak tasarımcıları başka bir zorlukla karşılaştı. I-400 o günün tüm denizaltılarından daha geniş olsa da, güverteye yerleştirilen uçak hangarı sadece 3,5 metre genişliğindeydi.
Bu uçağın içine sığması gereken I-400'ün hangarı ve bu da Seyran'ın önden görünüşü. Aynı ölçekte. Evet, aynı ölçekte. Ana gövde buraya sığabilir. Ama tanrım, kanatları var, kuyruk var ve bu asla sığmaz. Kesinlikle. Çözüm olarak Japonlar Birleşik Devletler filosundaki en etkili uçak gemisi bombardıman uçağı olan Grumman Hellcat'ınkine benzeyen bir kanat tasarladı. Aşağı güverteye sığması için uçağın genişliğini azaltmak için Hellcat'ın kanatları 90 derece dönüp gövde boyunca arkaya doğru katlanabiliyordu. Seyran tasarımcıları bu fikri bir adım ileri taşıdı. Arka kuyruk ve yatay dengeliciler de yüksekliği azaltmak için katlanabiliyordu. Tüm bunları yaptığınızda içeri gayet güzel sığıyor. Çok etkileyici. Fakat Japon uçak tasarımcılarının çözmesi gereken bir sorun daha vardı. Denizaltı istenen hedefe ulaştığında kalkış yapmadan önce Seyran'ın motorlarının ısınması 20 dakika sürüyordu. Denizaltı hala su altındayken hangarda motorları çalıştırmak Tayfun'un zehirli karbon monoksit gazlarına maruz kalmasına neden olacaktı. Motorları su yüzünde ısıtmak için onları radara ve hava saldırılarına açık hale bırakacaktı. Japonlar buna bir çözüm bulamazsa uçak taşıyan denizaltıları suya gömülecekti. Connecticut'taki küçük bir havaalanında Craig McBurney yüksek performanslı 2. Dünya Savaşı motorlarının karşılaştığı sorunları inceliyor. Şu an ilgilendiği proje bu. Nadir bulunan bir Corsair'den alınan 28 silindirli motor. Bir Birleşik Devletler uçak gemisi uçağı. Seyran'ın motorundan daha büyük ama ortak bir sorunları var. Okay, tamam, şimdi motoru çalıştıracağım. Motoru çalıştık. Peki, hala başlatıyorum. Bazen motor çalışmıyor bile. Bir deneme daha yapıldıktan sonra motor boğuluyor ve yeniden ısınması için 20 dakika beklemek gerekiyor. I-400 üzerindeki Japon askerler için böyle bir gecikme yaşamlarına mal olabilir. Yağın ne kadar yoğun olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi ısıtılmamış olması. Bir uçak motorunda sarsıntının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Ne kadar sıkı olurlarsa geçişler o kadar dar olur ve bu yüzden yoğun ve ağır yağı kolaylıkla aktarırlar. Her şey soğuk motor yağının dayanıklılığına bağlı. Peki ya yağ önceden ısıtılırsa? Bu aynı yağın ısıtıcıyla ısıtılmış hali. Su gibi akıyor. Bu çok büyük bir fark. Japon donanma mühendisleri akıllıca bir çözüm buldu. Ayrı bir tank motor yağını önceden ısıtacaktı. Sıcak yağ daima silindirlere ve valflere pompalanmaya hazırdı. McBurney de aynı teknolojiyi kendi Corsair motorunda kullanıyor. Bu konteynerin içinde ana motorun yağ tankı var. Motoru yağ buradan sağlanıyor. Bunun içine ayrıca yağı önceden ısıtan bir depo daha yerleştirdik. Tamam, hazırız. Motoru çalıştır. Motor yağının önceden ısıtılmasıyla uçak hangardan çıkarılarak kalkış rampasına getirilir. Motor çalıştırılır. Kanatlar, kuyruk ve yatay dengeleyiciler açılarak konumlarına yerleştirilir. Dubalar takılır ve uçak göreve çıkmaya hazır olur. Kalkışa hazırlanmak adına gereken süreyi bir saniye bile kısaltmak için çok çalışıyordum. Önce ilk uçak kalkıyordu. Sonra ikincisi. Ve daha sonra üçüncüsü. Amacımız üç uçağı da olabildiğince hızlı havalandırmaktı. Halledilmesi gereken son bir sorun daha vardı. I-400 uçakların üzerine iniş yapabileceği kadar uzun değildi. Bu nedenle geri dönen Seyranlar denize inecek ve hidrolik bir kol aracılığıyla kaldırılarak güverteye geri alınacaktı.
Mühendislerin tüm sorunları çözmesiyle I-400 programı için her şey yolunda gidecek gibi görünüyordu. Ama sonra Nisan 1943'te Japon donanması çok kötü bir darbe yedi. Birleşik Devletler Amiral Yamamoto'ya suikast düzenledi. Uçağı Solomon Adaları üzerinde vurularak düşürüldü. I-400'ün yaratıcısı projenin başında olmadığından I-400 projesi yavaşladı. Süper denizaltıların sayısı hemen yarı yarıya azaltıldı. 18'den 9'a indirildi. Yamamoto'nun ölümünden ancak 1,5 yıl sonra bu yenilikçi silah hayata geçirilebildi. Aralık 1944. İlk I-400 sonunda tamamlandı. Birkaç ay sonra ikinci bir denizaltı da denize açılmaya hazırdı. Süper denizaltı 31 metre uzunluğundaki hangarında 3 bombardıman uçağı taşıyordu. Sıkıştırılmış hava uçakları çatışmanın ortasına fırlatıyordu. Dalgalı denizler böyle. ...121 metre uzunluğunda olan I-400 okyanuslardaki en büyük denizaltıydı. Çok da ağır silahlanmıştı. Ön güvertede 140 milimetrelik bir silah vardı. Bir denizaltıya yerleştirilen en ağır silahlardan biriydi. 4 uçak savar dev gemiyi hava saldırılarına karşı koruyacaktı. Ve iskele tarafında 8 torpido yuvası vardı. I-400 programını yönetmek için görevlendirilen kişi Tatsunosuke Arizumi'ydi. Pearl Harbor'daki denizaltı saldırısını o yönetmişti. Tayfa donanmanın en iyi üyeleri arasından seçildi ve iyi kayınlıyordu. Tayfanın morali yüksek olsa da Japon Yüksek Komutası gerçek resmin farkındaydı. Pasifik'teki güç artık Birleşik Devletler'in elindeydi. Japonya'nın buna güçlü bir biçimde karşılık vermesi gerekiyordu. Mart 1945'te Amiral Jisaburo Ozawa seyranları Birleşik Devletler'in batı kıyısına biyolojik silahlarla saldırmak için kullanma fikrini öne sürdü. Ama bir ay sonra daha mantıklı olan taraf tartışmayı kazandı. İmparatorluk ordusundan General Yoshijiro Mezu, biyolojik savaşı insanlığa karşı işlenen büyük bir suç olduğu gerekçesiyle reddetti. Bunun yerine Japonlar çok gizli I-400'leri için başka bir hedef bulacaktı. Panama Kanalı, Atlas Okyanusu'ndaki donanma kuvvetlerini Pasifik Okyanusu'na geçirmek için çok önemliydi. Japonlar bu yüzden oraya saldırmak istedi. Japonlar kanalı alabilirse deniz trafiğini aylar boyunca durdurabilir ve müttefikleri çok daha uzun bir yol olan Magellan Boğazı'nı kullanmaya zorlayabilirdi. Donanma strateji uzmanları göreve hazırlandı. Plan şöyle bir şeydi. Denizaltı pilotu, 10 uçak taşıyan 4 denizaltı, aradaki mesafeyi koruyarak uzun yoldan gelecekler. Pasifik'te uzun yoldan ilerleyecekler. Yaklaşık 13 bin kilometre. Evet, sonunda Ekvator'daki konumlarına ulaşacaklardı. Kabaca bu civarda. Sonra yüzeye çıkıp uçakları 6 uçağı olabildiğince hızlı bir biçimde havalandıracaklar. Ve düşmanı tamamen şaşırtmak için tamamen farklı bir yönden yaklaşacaklar. Kolombiya üzerinden uçarak sonra keskin dönüşler yapıp belki birdenbire alçalıp buraya, kanala gelecekler. Ve kuzey ucuna saldırıp burayı felç edeceklerdi. Görev I-400 filosu ve tayfası için çok tehlikeliydi. Denizaltılar Panama kanalına ilerlerken düşman sularından geçmeliydi. 1945 senesinin yazında Pasifik bir Amerikan gölü sayılırdı. Bunun anlamı Panama kanalı bölgesine herhangi bir araç geçirmenin nispeten daha zor olacağıydı. Denizaltılar güvenli hedeflerine ulaşsa bile
Hedefleri yani Panama kanalını kontrol altında tutan geçiş uçak savarlarla güçlü bir biçimde korunuyordu. Bir diğer seçenek de kanalı yüksek irtifadan bombalamaktı. Ama bu konuda da bazı problemler var. Bu kanalın duvarları güçlendirilmiş betonla yapılmış inanılmaz yapılardı. 2-2,5 metre kalınlığında çelikle güçlendirilmişti. Ama 4000 metreden, öyle bir irtifadan bir saç teli gibi görünürlerdi. O mesafeden böyle bir hedefi vurma şansı çok düşüktü. Her biri tek bir bomba taşıyan 6 uçak olduğundan hataya yer yoktu. Görevin başarısından emin olmak için radikal bir plan yaptılar. O zamanlar Japon hava görevlerinin neredeyse hepsi kamikaze görevleriydi. Dönüşü olmayan görevlerdi ve burada da plan bunu uygulamaktı. O zamanlar Japonya'da kaynaklar yetersiz olduğundan kamikazeyi seçmekten başka bir yolu yoktu. Bunun tartışmalı bir konu olduğunu, kimilerinin buna karşı olduğunu iyi biliyorum. Ama bence o zamanlar seçim şansımız yoktu. Çok sayıda bomba taşıyor olsak bile hedefi vuramayacağımızı iyi biliyorduk. Yani kamikaze tek şansımızdı. I-400 tayfası Panama kanalı görevi için eğitilirken Manhattan projesi de hızla göreve hazırlanmaktaydı. Bir komite atom bombası için olası hedeflerin bir listesini çıkardı. Hiroşima önerilen 5 şehirden biriydi. Her iki ülkede gizli silahlarını savaşa sürerken müttefik kuvvetler Tokyo'dan sadece 1500 km uzaklıktaki Okinawa adasını istila etti. 82 gün süren zorlu savaşta 100 binin üzerinde Japon askeri öldü ve binlerce uçakla savaş gemisi yok edildi. Amerika'nın Japonya'yı işgali kaçınılmaz gibi görünürken Amiral Ozawa I-400 görevini bir kez daha değiştirdi. Yeni hedef Ulithi Resifi'ydi. Burası Japonya'yı istila etmeye hazırlanan dev Birleşik Devletler filosunun toplanma bölgesiydi. Ulithi, Okinawa'ya saldırmış olan ve belki de anakaradaki son saldırıya gönderilecek olan birliklerin yola çıktığı yerdi. Gerekli erzak da büyük olasılıkla oradan geliyordu. Fotoğrafta birkaç tane Amerikan savaş uçağı gördüm. Merkezden bize olabildiğince çok sayıda uçak gemisine saldırmamız söylendi. Plan, iki süper denizaltının I-400 ve kardeş gemisi I-401'in ve iki küçük denizaltının daha ayrı ayrı Japonya'dan ayrılmasıydı. Sonra önceden belirlenen buluşma noktasında bir araya geleceklerdi. 17 Ağustos'ta şafaktan önce 6 Seiran kamikaze saldırısına başlayacaktı. Başarı şansını arttırmak için Arizumi Taipa'ya bombardıman uçaklarını Birleşik Devletler'in simgeleriyle donatmayı emretmişti. Bu savaş kurallarının kesin bir ihlaliydi. Pilotlar uçaklarını Amerikan renklerine boyamaya itiraz ettiler. Bunun onursuz bir davranış olduğunu düşünüyorlardı. Ölmeye hazırlardı, geri dönmeyeceklerini de biliyorlardı. Fakat görevde bazı sorunlar çıktı. Ulithi'ye doğru giden daha küçük denizaltılardan biri bir Amerikan savaş gemisi tarafından batırıldı. 140 askerin hepsi öldü. Bu filonun başına gelebileceklerin bir habercisiydi. Düşman gemilerinden sakınmak için Arizumi bir değişiklik yapıp buluşma noktasını değiştirir. Ama mesajı ulaşmaz ve grup bir araya gelemez. I-400 ve I-401 saldırı planını yeniden gözden geçirirken telsizden korkunç bir haber alırlar. Amerika, Japonya'yı kendi gizli silahıyla vurmuştu. 6 Ağustos'ta bir atom bombası Hiroşima şehrini yok ederek yaklaşık 80 bin kişinin ölümüne neden olur. 9 Ağustos'ta ikinci bir bomba Nagasaki'yi hedef alır
ve 40 bin ölüyle arkasında harabe bir şehir bırakır. 6 gün sonra 15 Ağustos'ta Japonya Birleşik Devletlere teslim olur. Radyoda ulusa seslenen İmparator Hirohito halkından katlanılamayana katlanmalarını, dayanılamayana dayanmalarını ister. Ertesi gün ayın 16'sında bize ateşi kesmemizi söyleyen bir telgraf geldi. Bu inanması güç telgrafı okuduk ve yavaş yavaş gerçeğin ne olduğunu anladık. O andan sonra gemide büyük bir üzüntü yaşandı. O zamanlar Japon İmparatorluk Donanması'nda teslim olma ve hayatta kalma diye bir kavram yoktu. 2 I-400 denizaltısının Japon görevlileri hızla geri dönüp Japonya'ya ulaşmaya karar verdi. Kimse bu güçlü gemilerden vazgeçmek ya da düşman sularında esir alınmasının aşağılanmasını yaşamak istemiyordu. Sırlarını korumak için Harizumi, I-400 tayfasına üzerinde Amerikan işaretleri olan seyranları denize atmalarını emretti. Japon denizaltılar Amerikan filosuna rakip olamazdı. İki Amerikan destroyeri I-400'ü 28 Ağustos'ta Japonya'nın 300 kilometre açığında fark etti. Dev denizaltı önce kaçmaya çalıştı ama sonra mücadele etmeden teslim oldu. Harry Herbertson, I-400'ün üzerine çıkan ilk Amerikalılardan biriydi. Denizaltıya yaklaşıp onu gördüğümüzde kendi kendime dostum bu gördüğüm en büyük şey dedim. 29 Ağustos'ta bir Amerikan denizaltısı olan USS Segundo, I-401'i görmeyi başardı. Carlo Carlucci, Amerikan denizaltısında levazım subayıydı. Sabah saat 3-4 civarlarıydı. Şafaktan önceydi. Radarda bir şey görüntülediler. Yakınına gidinceye kadar onun ne olduğunu bilmiyorlardı. Usugio Yata, Japon süper denizaltısında genç bir denizciydi. Bu muhteşem gemiyi Birleşik Devletlere vermek istemiyorduk. Esir alınmanın bir utanç olduğunu düşünüyorduk. Savaş sona ermiş olsa da Amerikalılar Japonların nasıl tepki vereceğini bilmiyordu. Ne olacağı belli değildi. Evet mi, hayır mı bilmiyordunuz. Ateş edip etmeyeceklerini bilmiyorduk. Japonya'ya geri dönüyorduk. Ama Amerikalıların denizaltıyı ele geçirmelerine nasıl engel olabileceğimizi konuştuk ve onu kıyının yakınlarında batırmayı düşündük. Fakat Japonlar planlarını uygulama fırsatı bulamadan denizaltının motorları bozuldu. Segundo dev denizaltıya teslim olmasını söyledi ama Harizumi bunu reddetti. Segundo'nun silahları I-401'in üzerine çevrilmiş halde birkaç gergin saat yaşandı. Funeo Bando ele geçirilmesini hatırlıyor. Silahlarını bize çevirdiler ve gemilerine bir yetkili göndermemizi söylediler. Biz de birini gönderin ne demek? Siz gelip bizi alacak birini gönderin dedik. Gururumuzu korumakta ve onlarla bir erkek gibi karşılaşmakta ısrar ediyorduk. Bando biraz İngilizce biliyordu. Bu nedenle Amerikalılarla görüşmeye o gönderildi. Onlara bizi teslim olmaya zorlarsanız intihar ederiz dedim. Bana harakiri iyi değil dediler. Harakirinin ne olduğunu biliyorlardı.
Tokyo'dan I-401'e Segundo'ya teslim olması emredildi. Sonunda Aruzumi kaçınılmaz olanı kabul etti ve teslim olmak için uluslararası denizcilik işareti olan siyah bayrak çekildi. Ama komutan Aruzumi için yenilginin yaşattığı aşağılanma çok fazlaydı. Bir bardak kahve almaya gittim ve tam yerime oturdum ki bir silah sesi duydum. İntihar etmişti. Kaptan ve ben içeri koştuk. Kendi canını aldığını gördük. Kaptanın sonunda yaptı dediğini duydum. Tüm Japon tayfa esir alındı. Denizciler, pilotlar ve destek ekibi. Amerikan denizaltı görevlileri dev denizaltının kontrolünü devraldı. Daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyen bir araçta olduklarını fark etmeleri fazla zaman almadı. I-401'e binen ilk Amerikalılardan biri Paul Whitmer adında genç bir denizciydi. Dev denizaltının sıra dışı çift gövdeli tasarımı hemen dikkatini çekti. Motor odasından indiğimizde ve yan odaya açılan bir kapı gördüğümüzde çok şaşırmıştık. Burada neler oluyor böyle diye düşündük. İçeri bir göz attık. Orada bir motor daha vardı. İskele ve sancak motor odaları. İki gövde olduğunu fark ettik. Birbirine bağlanmış iki ayrı denizaltı vardı. Japon tayfa güvertede kaldı. Komuta sadece 6 Amerikalının elindeydi. Bir 45'liğim vardı. Hepimizde 45'likler vardı. Ve cebimde fazladan mermiler. Kullanmam gereksiydi silahımı kullanırdım. Bunu bir an bile düşünmezdim. Ortam çok gergindi. Hiç kimse birbirine güvenmiyordu. Neler olacağını bilmiyorduk. Sayıca çok az olduğumuzdan komutayı her an ele geçirebilirlerdi. Ve gemiyi batırmaya karar verselerdi oradan kurtulamazdık. Japonların denizaltıyı suyun dibine batırıp Amerikalı denizcileri de beraberinde bütürmesini engellemek için Amerikalılar kapakları açık bıraktı. Saatler geçtikçe iki eski düşman arasındaki gerilim azaldı. Artık ortak bir hedefleri vardı. Denizaltıyı yönetip onu güvenle Tokyo'ya götürmek. Motor odasında Japonlarla iletişim kurmayı öğrendik. Onlar bize öğretti. Biz de onlara öğrettik. Motoru tanımlamak için bazı kelimeleri bilmemiz gerekiyordu. Temel düzeyde ilkokul seviyesinde iletişim kuruyorduk. Bir liste hazırlayıp sembollerini ve kullandıkları kelimeleri öğrendik. Onun adı ne, bunun adı ne diye soruyorduk. Japon tayfa eve dönünce donanma bu sıra dışı araçları daha detaylı incelemek için Birleşik Devletleri götürmeye karar verdi. Aralık 1945'te Japonya'dan Pearl Harbor'a doğru yola çıktılar. El koyulan denizaltılar 1946'da yılbaşından birkaç gün sonra geldi. Birleşik Devletler Donanması süper denizaltıyı incelemek ve her detayı kaydetmek için hiç vakit harcamadı. Fakat 1946 baharında yeni bir gelişme yaşandı ve I-400'ler yeniden gizlenmeye çalışıldı. Bu sefer onu Birleşik Devletler Sovyetler Birliği'nden gizliyordu. Düşmanların stratejik noktalarına büyük uçaklar taşıyabilen denizaltıların Ruslarda olmasını istemez ve soğuk savaş başlamıştı. Başlıyordu, evet. Ruslar denizaltıları incelemek için bir ekip göndermeden önce Birleşik Devletler acele bir karar aldı. One. 31 Mayıs 1946'da I-401 Pearl Harbor kıyısında batırıldı. İki gün sonra I-400 de denizin dibinde ona katıldı. Ve onlarla birlikte Japonların 2. Dünya Savaşı mühendisliğinin sırları da yok oldu. Onların tam potansiyelini kimse bilemeyecek.
I-400 operasyonunun 2. Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştirip değiştiremeyeceğini soruyorsanız, sonuç olarak bunun olamayacağını düşünüyorum. 1942'de durumu kötüleştirebilirdi ama 45'te değil. Japonya, Birleşik Devletleri silah üstünlüğü karşısında teslim oldu. Birleşik Devletler, Pearl Harbor'un intikamını almak için böyle büyük bir askeri güç ortaya koymak istiyordu. Başarı şansı çok düşük olsa da, I-400'ün etkileyici silahlarını göz ardı etmek zor. Çok geç gelen bir teknoloji harikası. Ama daha da önemlisi, atom çağının başında Soğuk Savaş'taki denizaltı savaşlarında belirleyici oldular. 1950'lerde yeni bir tür Birleşik Devletler denizaltısı ortaya çıktı. Japonların süper denizaltısına çok benziyordu. Regulus sınıfı üzerinde uçak yerine düze fırlatan bir hangar vardı. Ve modern nükleer cephaneliğin en önemli silahlarını olan düze taşıyan denizaltılara öncülük etti. Daha önce hiç kimsenin denizaltıların şehre saldırabilecek bir silah olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Bu fikre günümüzde Birleşik Devletler, Fransa, Britanya ve hatta Rusya'nın nükleer savaş başlığına sahip füzeleri düşman şehirlerine atabilecek kapasitedeki denizaltılarda görüyoruz. Denizaltıları sivil nüfusa saldırabilecek bir silah haline getiren I-400, savaşların gidişatını sonsuza kadar değiştirdi.